Merhaba, hoş geldiniz. Fransız seçimlerini konuştuk. Şimdi de bir İran seçimlerine göz atalım istedik. Aslında İran seçimleri daha önce sonuçlandı ama işte yankısını eminim uzunca süreler konuşmaya devam edeceğiz. Zaten hatırlarsınız ilk turun ardından bir yayın yapmıştık Yeditepe Üniversitesi'nden Doktor Ezgi Uzunteker'le birlikte İran uzmanı. Şimdi fikri takibini yapalım istedik Ezgi Hoca'nın. Ezgi Hoca'nın aslında tahmin ettiği bir sonuç çıktı. Neden böyle oldu, nasıl böyle oldu konuşalım istedik ama önce hoş geldin diyeyim. Hoş geldiniz hocam, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Önce katılım oranıyla başlayayım. İlk tura göre %40'lardan 50'lere çıkmış durumda. Neye borçluyuz bu %10'luk artışı? Gerçi siz tahmin ediyordunuz yani %50'ler, %50'lerin ortasında bir katılım oranı görebileceğimizi söylemiştiniz sanki ilk yaptığımız yayında. Ama yine de hani çok düşük katılım oranlarını, tarihi derecede düşük katılım oranlarını konuştuğumuz bir dönemden 50'lere çıktı. Neye borçluyuz bunu diye sorarak başlayayım ben. Evet, tabii %40 çok düşük bir katılım oranıydı. Yine İslam Cumhuriyeti'nin en düşük katılım oranlarından bir tanesiydi. %50 nispeten yine ortalamanın altında. Çünkü o zaman da söylemiştim, ortalama 65,8 civarında. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için konuşuyorum. Bir de mesela meclis seçimleri var. Meclis seçimleri daha düşüktür. O 58,5 civarındaydı. Yaptığım analizde o şekilde bir sonuç çıkmıştı. Bu tabii ikisi için de düşük ama yine de şu mevcut konjonktürde beklentinin daha üzerinde bir rakam %50. Ama yine de %50'nin, yani geri kalan %50'nin seçimi yine boykot etmiş olduğunu görüyoruz. Tabii burada birkaç tane faktörden söz edilebilir. Katılım oranının artışıyla alakalı olarak herhalde en önemlisi reformcuların çok ciddi bir kampanya süreci oldu burada. Çünkü büyük ölçüde aslında boykotçu seçmenin reformcu ya da yenilik yanlısı seçmen cenahından geldiğini biliyoruz. Geçtiğimiz birkaç seçimde de bu şekildeydi. Ama aslında ilk seçim bize şunu da gösterdi bir yandan. Artık sadece reform ve yenilik yanlısı seçmen değil, muhafazakar seçmen de seçime katılmamıştı. Yani ilk turda normal şartlarda Celili'ye, Kalibaf'a oy vereceğini düşündüğümüz seçmen kitlesi ya da İslam Cumhuriyeti'nin daha böyle kemikleşmiş her seçime katılan o seçmen kitlesinde de bir artık oynama olduğunu ve onlardan da bir kısmının seçime katılmadığını gördük. Bir kısmı da o zaman Pezeşkiyan'a oy vermişler birinci turda. Bu çok net görünüyor bizim için. Burada ben kampanya sürecinin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle de yani bu helikopter kazası olmasaydı eğer, İran'ın gittiği çok net bir yön vardı. O da ultra muhafazakarlaşma. Yani bu 2020-2021 yıllarından itibaren İbrahim Reis'in de özellikle başa gelmesiyle birlikte başlayan, daha sonra Mart 2024 seçimlerinde Paydari cephesinin mecliste çoğunluğu elde etmesiyle birlikte daha da göz önünde bulundurulan bir mesele sistemin ultra muhafazakarlaşması. Yani devrim rehberi var zaten muhafazakar, meclis muhafazakarlaşmış, çok muhafazakar yine bir cumhurbaşkanı var. Bunların arasında böyle bir muhafazakar hizalanma görmüştük. Ama helikopter kazasıyla birlikte bir fırsat penceresi açıldı gibi yorumladı reform cenahı bunu. Ve bunun için çok ciddi bir kampanya süreci başlattı. Kampanya sürecinde gözlemlemişsinizdir, Cevat Zarif de vardı yine Pezeşkiyan'ın yanında. Daha çok 2018'den itibaren artık yavaş yavaş sistemin dışına itilmeye başlanan bir takım figürlerin tekrardan sahaya giriş yaptığını ve halkı mobilize etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu açıdan aslında biraz şey olmuş, etkili olmuş. Demek ki bir kısmını çekebilmişler sandığa. Bu önemli. Burada bir takım söylemler de etkili olmuş olabilir. Özellikle Celili ve Paydari cephesine karşı İran'da reformcuların kullandığı belli bir söylem var. O da İran Talibanı. Yani o kadar muhafazakarlar ki eğer başa gelirlerse İran'a Afganistan Talibanı gibi bir rejim getirecekler. Böyle bir algı vardı ve bu algıyı aslında çok güzel de piyasaya sürdüler bir yandan. Bundan dolayı da ilk seçime katılmak istememiş olan bir takım seçmenin biraz da bundan dolayı sandığa gittiğini de görüyoruz. Yine tabii Celili tarafında da çok ciddi bir kampanya süreci vardı. Özellikle de daha zaten muhafazakar olarak bildiğimiz iç ve doğu vilayetlerde, yani Horasan vilayetleri, Horasan Rezevi, Meşed'in bulunduğu yer, Yezd, bunun gibi vilayetlerde seçimlere katılım oranı %20-%25 oranında arttı. Ve buralardan zaten en çok oyu alan Celili oldu.
Demek ki burada da yine halkı örgütlemek için muhafazakar ve ultra muhafazakar kanadın da çok ciddi bir çalışması olmuş. En nihayetinde çok rekabetçi bir dönemdi. Yani o zaman da söylemiştim, bu seçim biraz daha rekabetçi bir seçim ve bu rekabet ortamında insanlar daha çok seçimlere katılıyorlar. Bu rekabet ortamının etkisiyle ve biraz da bu söylemler ve bu kampanya sürecinde birlikte insanlar galiba sandığa gelmeyi tercih ettiler bu sefer. Hocam, şimdi İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan oldu. Türkiye'de de çok konuşuldu, adaylık süreci de konuşuldu. Üzerine bir takım spekülasyonlar da yapıldı, bazı teoriler, komplo teorileri de üretiliyor. Herhalde benim en sık karşılaştığım yorum şuydu, yani bir stratejinin ürünü olduğuna dair Pezeşkiyan'ın. Yani işte adaylığına da bu yüzden izin verilmesi, bu kadar dönem, bu kadar rahat kampanya süreci gitmesinin de bunun arkasında yatan bazı sebepler olduğunu yazanlar, çizenler oldu. Böyle diyebilir miyiz? Yani doğru bir yorum mu bu yorum? O tarz yorumları ben de okuyorum. Genellikle şunu vurguluyorlar. Yani eğer orada planlanmış bir şey varsa o da insanların sandığa katılımını artırmak için alternatif sesli bir aday koyma durumu olmuş olabilir. Ki bunu zaten geçtiğimiz seçimlerde de gördük. Geçtiğimiz seçimde her ne kadar reformcu olarak nitelendiremesek de himmeti vardı. Mesela daha ılımlı muhafazakar kanattan gelen. Diğerlerine alternatif olarak, çünkü diğerleri muhafazakar ve ultra muhafazakar adaylardan oluşuyordu. 2021 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bahsediyorum bu arada. Ama o dönemde bu kişi sandıktaki oyları artıramamıştı. Yani bu yenilik yanlısı cenahı ya da daha ılımlı olacak cenahı sandığa çekememişti. Ama şimdi daha çok aslında yine Pezeşkiyan'ın da oyları artırsın diye oraya tek bir reformcu aday olarak konulduğu söyleniyor ki bu olabilir. Yani evet, Devrim Rehberi'nin de inisiyatifiyle böyle bir şey olmuş olabilir. Ancak tamamen Pezeşkiyan üzerinden bir senaryo kurgulanıp sistem tarafından Pezeşkiyan başa gelsin diye bir strateji uygulandığını ben düşünmüyorum. Yani bu tam aksine bence sistemin istediğinin aksi yönde bir sonuç. Ya bana sorarsanız sistemin istediği Celili ve Kalibaf arasında bir rekabet ortamı ve bu rekabetten ikisinden biri çıkacak. Hangisi çıkarsa gelecek Cumhurbaşkanı olabilir. Hani burada Pezeşkiyan'ı tek aday olarak koydular da Pezeşkiyan yeni Cumhurbaşkanı olsun gibi bir stratejinin olduğunu ben düşünmüyorum. Böyle bir düşüncem yok. Oyları biraz çekebildi mi? Evet, çekebildi. Yani az önce konuştuğumuz gibi belki o oy oranını artırabildi. Tabii de şöyle bir şey var. Pezeşkiyan, evet, Türk kökenli İran içerisinde. Özellikle de Türklerin yoğun yaşadığı, ama sadece Türkler de değil, çeşitli azınlık gruplarının İran içerisinde yaşadığı bu kıyı eyaletler, yani vilayetler dediğimiz yerler var. Sistan, Beluçistan bu şekilde, Erdebil, yine Doğu Azerbaycan, Kürt bölgeleri, buralardan da oy toplayabileceği düşünüldü. Aslında bu oylarla birlikte belki bu sandıktaki katılımı artırabileceği düşünülmüştü. Ve biraz da bu etnik azınlıklar nezdinde de bir takım problemler var. Yani onlar da mesela protesto süreçlerinde yine 2018-2019'dan itibaren daha şiddetli olarak da yine 2020 ve 2022 yıllarında daha çok sokağa çıkmışlardı. Ve biraz da bu seçmene yönelik olarak Pezeşkiyan bu seçmeni mobilize edebilecek iyi bir aday gibi görülmüş olabilir. Ama dediğim gibi günün sonunda eğer hani İran'daki farklı grupların sisteme entegrasyonu için böyle bir şey yapıldıysa, evet, biraz oy toplama açısından Pezeşkiyan sahaya sürülmüş olabilir, ama onun dışında Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı olsun gibi bir plan programı olduğunu ben düşünmüyorum. Ha, öte yandan tabii Pezeşkiyan çok da sistemin istemeyeceği bir karakter de değil. Çünkü belki son dönemlerdeki yine söylemlerini belki takip etmişsinizdir. Özellikle seçimden sonra yaptığı bir konuşma vardı ki İmam Hümeyni türbesinde yaptı bunu, bu konuşmayı. Yani devrimin en büyük sembolik mekanlarından birini seçti basın açıklamasını yapmak için, seçimler tamamlandıktan ve kendisi cumhurbaşkanı olduktan sonra, seçimi kazandıktan sonra. Ve burada daha çok işbirliğini vurguladı. Farklı sesler, farklı gruplar arasında işbirliğiyle aslında İran'ın belli problemlerin içerisinden çıkabileceğini vurguladı. Ve tüm cenahlarla aslında iletişime ve işbirliğine açık olduğunun da altını çizdi. Bu sistemin
isteyeceği bir şeydir. Yani hem sistemi reddetmiyor, hem sistemi bir şekilde onaylamış oluyor. Sistemin en önemli mekanlarından birini kullanarak hem de bu işbirliğine yönelik açıklamalarıyla da yine sistemle işbirliği içerisinde olacağını sinyallerini vermiş oluyor. Hocam peki nasıl bir kabine kuracak? Yani istediği bakanlara, önemli bakanlıklara tanıdığımız, bildiğimiz işte Cevat Zarif'in ismini ilk programda da kullandık. Burada da herhalde daha sık geçireceğiz dış politikada konuşacağımız zaman. Mesela Dışişleri Bakanlığı koltuğunda görecek miyiz tekrar kendisini? Kimler gelebilir önemli bakanlıklara? Ne düşünüyorsunuz? Öngörüleriniz nedir? Çeşitli listeler dolanıyor İran tarafında. Yani İran medyasına baktığımızda belirli kişilerin isimleri geçiyor. Ve bunların içerisinde en tartışmalı olan şüphesiz Cevat Zarif. Çünkü Cevat Zarif yani kampanya sürecinde çok çok etkin bir isim. Belki de Pezeşkiyan'dan daha fazla yine sahaya çıkıp propaganda da yapmış olabilir. Seçime katılım için ve aynı zamanda da reform cenahına oy toplamak için. Bu açıdan epey yani önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum ben. Zaten Pezeşkiyan'ın da yani daha önceki açıklamalarına baktığımızda Zarif'le birlikte dış politika konusunda çalışmak istediğini söylüyordu. Ama şimdi şöyle bir durum var. Şimdi herhalde 4-5 Ağustos gibi artık yeminini edip Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak Pezeşkiyan ve 15 gün içerisinde bir kabine toplaması lazım. Ve daha sonra bu kabinenin onaylanması gerekiyor. Yani meclis tarafından onaylanması gerekiyor. Bazı bakanlıkların da özel olarak devrim rehberi tarafından onaylanması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de Dışişleri Bakanlığı tabii ki. Ve mecliste de Paydari Cephesi'nin, ultra muhafazakarların olduğunu unutmayalım. Ve onların da en büyük propaganda söylemi, üçüncü ruhani hükümeti geliyor. Yani orada hem Zarif'e hem de Zarif'le birlikte ruhani hükümetinde var olan bakanların yeniden sahneye çıkabileceğine yönelik bir şey var. Bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bunu yani evet bir kısmı doğru olabilir aslında bunun. Bu gerçekleşebilir. Burada da Cevat Zarif'e onay çıkmayacağı yönünde tartışmalar çok fazla. Yani Cevat Zarif belki Dışişleri Bakanı listesinde olabilir Pezeşkiyan'ın ama bu liste onaylanır mı? Bu büyük bir soru işareti. Onun yerine geçen bir isim var. O da Abbas Irakçı. O da Rouhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısıydı. Yine nükleer müzakerelerde de önemli rolleri oldu. Daha sonraki dönemde de, reisi döneminde de nükleer müzakere ekibinde yer almıştı. Dolayısıyla Abbas Irakçı'nın ismi bu ara daha çok geçmeye başladı. Daha sık geçmeye başladı ve onun onay alacağına dair de yine bir algı var anladığım kadarıyla İran içerisinde. Dolayısıyla belki Zarif olmayabilir, Zarif olmazsa Irakçı olabilir belki. Ama ben Zarif'in bu nükleer müzakere sürecinin dışında kalacağını çok düşünmüyorum. Yani Dışişleri Bakanı olsa da olmasa da başka bir pozisyonda yine bu müzakere sürecine dahil olacaktır. Çünkü sistemin de galiba ABD ile tekrardan ciddi anlamda bir müzakere sürecine girmek istediğine dair sinyaller almaya başladık sistem içerisinden. Bu gerçekleşebilir. Burada önemli nokta tabii ki ABD'nin daha önce başarılı bir şekilde müzakere ettiği bir ekip var ve bu ekiple yeniden çalışacak olması ve Zarif o ekibin herhalde başında geliyor. O ekipteki önemli isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla danışmanlık rolü mü olur, başka bir rol mü olur bunu bilemiyoruz ama bir rolle mutlaka o müzakere ekibinin içerisinde olacağını ve çok ciddi ölçüde bu süreci etkileyeceğine ben inanıyorum. Dışişleri Bakanlığı ile alakalı görüşüm bu şekilde. Hocam biraz şunu da sormak istiyorum. Şimdi yani en çok tartıştığımız herhalde canlı yayındaki o münazaralarda da en çok konuşulan konulardan bir tanesi yaptırımlardı bir yandan da. Yani işte enflasyon, yoksulluk, halkın çektiği ekonomik sıkıntılar vesaire. Ekonomik yaptırımların konusunda hem Pezeşkiyan işte bir an önce yaptırımların bir şekilde kaldırılması için canlı başlı çalışılacağını söylüyordu. Celil de diyordu ki yani bununla alakalı bir şey söylemiyorsun sen vatandaşa diye bir takım en azından haberlerde bunları okumuştum yorumlarda. Bu işin yaptırımlar konusu, ekonomi kısmı bunlara nasıl çözüm üretebilir ya da bir şey yapabilir mi ekonomiyle alakalı şöyle bir parantez açayım sonra başka bir sorum olsun.
Yani ekonomi kısmı bence en zor kısımlardan bir tanesi. Ki yaptırımlar da çok doğrudan bağlantılı zaten. Çünkü yaptırımların kaldırılması öncelikli olarak bence bu müzakere sürecinin kaderine bağlı. Yani müzakere sürecinden ne çıkacak? Yeni bir anlaşma imzalanacak mı? Bu anlaşmanın uygulaması nasıl olacak? Bunlara bakmak gerekiyor. Orada ne gibi pozlar kullanacak mesela Pezeşkiyan? Yani şu an çok ciddi bir nükleer zenginleştirme süreci var. Ya yani uranyum zenginleştirme süreci var nükleer programda. Bu yani devam edecek gibi görünüyor. Yani şu an Pezeşkiyan başa geliyor diye o süreci bitirmeyecekler. Bu poz mu kullanılacak? Başka bir poz mu kullanılacak? Bunu bence süreç içerisinde göreceğiz. Ama en azından Pezeşkiyan'ın söylediği şey şu. Yani ABD ile gerekirse doğrudan diplomatik sürece girebiliriz. Bir doğrudan müzakere edebiliriz. Çok da ciddi bir ekip oluşturmaya çalışıyor aslında. Yani kendisi çok da mütevazi bir karakter. Şunu çok söylediği olmuştur. Hem ekonomi hem dış politika konusunda. Yani ben hani doktorum, ben ekonomiden anlamam. Dış politikada keza aynı şekilde. Bunun için uzmanlara ihtiyacımız var ve ülkemizde bununla alakalı ya bu konuda iş yapabilecek çok iyi uzmanlar var. Ben hepsini yanıma almaya çalışacağım ve bir uzmanlar ekibi oluşturacağım. Aslında bu ekip işte çok önemli. Yani hem o bakanlar hem de o bakanların dışındaki danışmanlar ve diğer ehil insanlar, eğer bu kişileri toplayabilirse ve müzakere sürecini iyi bir şekilde ilerletebilirlerse o zaman yaptırımlar konusunda ilerleme sağlanır. Bence bu çok önemli bir nokta. Çünkü yaptırım dediğimiz şey biliyorsunuz sadece İran'ın Avrupa ile ABD ile ticaretini ya da petrol satışını etkilemiyor. Ama diğer şu an çok yakın olduğu Rusya, Çin gibi ülkelerle de aslında o ekonomik ilişkilerinin belirleyicisi niteliğinde. Dolayısıyla yaptırımlar çok önemli. Bununla alakalı bu müzakere dışında aslında çok daha net bir şekilde ortaya koyduğu başka bir plan program yok. Yani bir uzmanlar ekibi kuracağım, bunlarla birlikte müzakere sürecini başlatacağım ve bakalım ne olacak. Bu şekilde bir şeyi var. Öte yandan ekonomiyle alakalı da bunların, yani ülkedeki ekonomik problemin sadece ve sadece yaptırımlarla çözülmeyeceğini de çok iyi biliyor. Çünkü İran'ın ekonomisinde yapısal çok ciddi problemler var. Nedir onlar? Bunu çok açık açık dile getirmiyor ama Ruhani bunu zamanında açık bir şekilde dile getirmişti. İran'da bonyap dediğimiz, vakıf dediğimiz bir sistem var. Hem din adamları hem de askeri, yani özellikle devrim muhafızlarının kurmuş olduğu bir takım vakıflar var ve bu vakıfların da kendilerine ait şirketler var. Ve bu şirketlerin çok da ekonomik anlamda iyi yönetilmediğine dair son yıllarda epey bir haber okuduk. Özellikle devrim muhafızlarına ait finans kuruluşlarının, bankalarının, kredi kuruluşlarının battığı, iyi işlemediği, insanları mağdur ettiğine dair çok ciddi haber okuduk. Zaten insanların bir kısmının sokaklara dökülmesinin sebebi de buydu o dönemde. Özellikle 2019 yılında en büyük sebeplerden bir tanesi de buydu. Ve bu sistemi, yani devrim muhafızları gibi ya da din adamları gibi farklı grupların işte bu bonyat yöntemiyle ekonomide böyle bir tekelciliğe doğru gitmesi ve bu bonyatların da devlet denetiminden muaf olması, yani nasıl iş yapıyorlar, usulüne göre mi yapıyorlar, doğru yapıyorlar mı, bunun denetlenemiyor olması zaten sıkıntının bir tarafı. Ruhani bunu çok üstü örtülü bir şekilde aslında dile getirmeye çalışmıştı. Ve özellikle de bu vakıfların, bu bonyatların daha açık olması, daha transparan olması gerektiğine dair fikirleri vardı. Daha sonra protestolar patlak verdi bunu söyledikten sonra aslında. Dolayısıyla bu gibi kuruluşların İran içerisinde ve İran'ın bu yapısal durumunun çözülmesi lazım. Pezeşkiyan'ın bununla nasıl başa çıkacağını bilmiyoruz. Yani bu konuda çünkü şu an için bir şey söylemiyor ama çok net söylediği şey yapısal reform gerekli ve bu yapısal reform bunu da içermek zorunda. Ya da yapısal reform mali eylem gücünün de kabul edilmesini gerektiriyor. Çünkü yine nasıl oluyor bilmiyoruz. İran içerisinden İran'ın parası bir şekilde bir takım gruplara gidiyor yurt dışında ve bunun da bir şekilde denetimi yapılmıyor. Bunun da önüne geçmek istiyor. Anladığım kadarıyla Pezeşkian ve bunun da İran'ın dünya ile entegrasyonun önünde çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyor. Bunu da kabul ettirmesi zor. Bu az önce
söylediğim cenahlar tarafından. Ama bunların üzerine odaklanacağını biliyoruz. Yani en azından bunların üzerine odaklanacak ekonomi ve yaptırımlar konusunda özellikle ve bunları çözmeye çalışacak. Ama başarılı olacak mı? İşte o artık Pezeşkiyan'ın kendi siyasi manevra alanına bağlı biraz da. Doğru ittifakları kurduğu müddetçe, ikna edebildiği müddetçe bazı cenahları, iyi işbirliği yapabildiği müddetçe belki bu olabilir ama kısa vadede bu olmayacaktır. Uzun bir süreç bekliyor bence bunu ve çok ehil insanlarla birlikte çalışmayı da gerektiriyor. Yani şöyle şeyleri de çok görüyorum ben özellikle bu dönemde. Yani yeni bir cumhurbaşkanı geliyor ama son söz yine devrim rehberinde. Gerçekten etkili olur mu? Olur. Yani biz gördük çünkü geçtiğimiz yıllarda diğer cumhurbaşkanlarının nasıl etkili olduğunu, nelere sebep olduklarını da gördük. Ama bu hiçbir zaman kısa vadede bir etki olmadı. Yani kısa vadedeki etki alanları belki bazı politikaların uygulamalarındaki rahatlama şeklinde bize yansıyabilir. Ama uzun vadede siyasetin yönünü çok değiştirdiklerini gördük. Yani benim şu an aklımdaki en net örnek Mahmut Ahmedi Necat'tır. Çünkü yine ultra muhafazakar ve popülist bir lider olarak başa geçti ama onun döneminde işte ağırlıklı olarak devrim muhafızları bürokratik pozisyonlara geldiler. Bugün bu kadar çok devrim muhafızının eğer bir cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıktığını görüyorsak ya da vali, kaymakam, belediye başkanı olarak başka pozisyonlarda, başka yönetim pozisyonlarında görüyorsak işte o dönem olduğu için yani onlarla ittifak yaptığı için kendi cumhurbaşkanlığı döneminde uzun vadede biz bunun yansımasını görüyoruz. Hala görüyoruz. Yani aradan kaç yıl geçmiş. Şimdi Pezeşkiyan için de aynısı geçerli. Yani Pezeşkiyan da belli ittifaklar kuracak. Belirli kişileri iş başına getirecek. Acaba ne olacak? Yani bu kişiler iş başına geldikten sonra 10 yıl sonra, 15 yıl sonra İran'da ne olacak? Biraz daha bence uzun vadeli düşünmek lazım. Dolayısıyla kesinlikle etkili olur ama uzun vadede etkisini daha net görürüz. Hocam, Türkiye'de de merak edilen en önemli konu başlıklarından biri başörtüsü konusu. Özellikle seçimlerden önce işte yaptığı kampanya sürecinde de yaptığı işte kadınlara zorla başörtüsü taktıramayız açıklamaları da konuşulmuştu, hala konuşulmaya da devam ediyor. Ben de şimdi cumartesi sabah uyandığımda ve sonuçların Pezeşkiyan lehine olduğunu görüp haberi yazıp paylaştığımda şöyle yorumlar gelmişti. İşte bütün Türk medyası aynı manşeti atıyor biliyorsunuz. Reformist Pezeşkiyan ya da Türk kökenli Pezeşkiyan, iki kalıptan birini kullanıyoruz. Bir izleyicimiz yazmış, okuyucumuz demiş ki yani nasıl reformist, ne yapacak mesela başörtüsü konusunda diye. Ben aynı soruyu size böyle aktarmış olayım. Bir takım radikal adımlar atılması beklenir mi başörtüsü konusunda? Şimdi çok radikal bir açıklama yaptı Pezeşkiyan yine kampanya sürecinde. O da yani bu zorunlu başörtüsü meselesinin kesinlikle çözülmesi gerektiğini söyledi. Yani bu çözümden kastı ne? Yani bunu zorunlu tutmamak. Aynı şekilde bu ahlak polisi gibi dışarıda kadınları denetleyen mekanizmaların ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Sadece bu da değil aslında. Mesela internet filtresiyle alakalı da benzer şeyleri söyledi. Çünkü İran'da çok yoğun, çok ciddi bir internet sansürü var. Dış dünya ile iletişim aslında epey bir kopuk. Yani normal vatandaşın dış dünyaya erişimi çeşitli platformlarla çok zor. Dolayısıyla bu da bir problem bilgiye erişim açısından. Ve bunları çözeceğini söyledi. Böyle bir söz verdi. Şimdi bunu nasıl gerçekleştirecek? Yine bunun tabii ki de gerçekleştirmesi meclise bağlı. Meclisle şu an Pezeşkiyan'ı epey zorlu bir süreç bekliyor bence. Zaten biraz da o işbirliği vurgusunun bir şeyinin de yani muhatabının da ben mecliste olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani paydarı cephesi yoksa yine ona yakın olan diğer muhafazakarların yoğun olduğu bir meclis. Yasa yapıcı onlar aynı zamanda. Onlar da çok iyi bir işbirliği yapmak zorunda. O işbirliğinin sonucu olarak belki hem meclisten hem Cumhurbaşkanlığından böyle bir şey gelirse böyle bir ikili bir talep gelirse belki o zaman devrim rehberi buna onay verebilir ama ben yine bunun kısa vadede çözülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum yine. Bunun için çok uzun bir süreç gerekli bence ama umut var. Yani şimdi biraz öyle bakmak lazım işte. Çünkü eğer Pezeşkiyan olmasa ultra muhafazakar bir meclis ve ultra muhafazakar bir cumhurbaşkanıyla böyle bir şey gündeme bile gelmeyecek. Yani bunun daha hafifletilmesi ya da işte bu kanunun değiştirilmesine dair. Burada kanun değişikliği gerekli. Yani bu zorunlu başörtüsüne dair kanun değişikliği gerekli. Ama Pezeşkiyan şu an kanun değişikliği yapmadan ne yapabilir?
Kendisi aynı zamanda Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin başkanı da olacağı için Cumhurbaşkanı olarak bu tarz uygulamaların nasıl yapılacağı, nasıl işletileceğine yönelik olarak inisiyatif alabilir ve mesela bu ahlak polisinin tamamen sokaktan çekilmesini isteyebilir. Başörtüsünü çok da düzgün takmayan kadınların müdahale edilmemesine yönelik bir kararname belki yayınlayabilir. Yani kısacası uygulamada bir hafifleme olabilir. Ben kısa vadede uygulamada bir hafiflik göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü bunu gördük yine daha önce. Yine Ahmet İnecat'ın başkanlık döneminden sonra Ruhani başa geldiğinde çok net bir şekilde işte o bad hijab diyorlar ona İran'da, işte başörtüsünü daha böyle geriden takan kadınlar ya da işte daha böyle şal gibi takıp arabanın içerisinde bir polis bir şey gördüklerinde hemen kafalarına geçiren kadınlar bu gibi böyle minik minik aslında hareketlerle sisteme karşı bir protesto aslında içerisinde olan kadınların çoğaldığını da görmüştük. Yani cumhurbaşkanları bu uygulama safhasında bir takım değişiklikleri kısa vadede sağlayabiliyorlar. Ama İran halkının istediği aslında bu da değil artık. İran halkı bu konuda net bir yasal bir çözüm istiyor ve yasal çözüm için bence vakit var. Onu bekleyip görmek lazım. Zaten herhalde Pezeşkiyan'ın başarısını değerlendireceksek yine birkaç yıl sonra, belki bir 4-5 yıl sonra biraz da bu konuda herhangi bir yasa değişikliği yapabildi mi yapamadı mı onu değerlendireceğiz. Ona bakarak değerlendirme yapacağız. Hocam kaçırdığımız, atladığımız, değinmek istediğiniz son sözleriniz varsa onları da alayım, öyle kapatayım isterseniz. Bir de bu kabinede dikkatimi çeken başka bir şey var. Tabii ki kadın bakanların birkaç tane kadın bakan olacak gibi görünüyor. Bunlardan bir tanesi Pervane Salah Şuri. Yine çok önemli reformcu kadın siyasetçilerden bir tanesi. 2016 yılında meclis üyesiydi, Şura Meclisi üyesi. Ve 2019 protestolarından sonra da yani çok ciddi eleştirileri olmuştu sisteme karşı. Daha sonra da meclise tekrardan girmedi zaten ve kendisinin meclis başkanı yapılabileceğine dair bir takım söylentiler var. Bu bence çok önemli. Yani bir kadının İran'da meclis başkanı olacak olması. Bu açıdan ben önemli görüyorum eğer bu gerçekleşirse. Yine kampanya sürecinde çok ön planlarda gördüğümüz başka bir isim de Azer Mansuri. O da Kent Konseyi üyesiydi. Veramin Kent Konseyi üyesiydi. Özellikle Hatemi döneminde etkinliği çok fazlaydı. Kadın hakları konusunda çok çalışan bir isim. Yani kadın hakları ve kadın haklarıyla alakalı sivil toplumun geliştirilmesine yönelik çalışmaları çok fazla. Yeşil devrim sonrası, bu 2009'daki yeşil hareket sonrasında bir yakalanmıştı ve sorgulanmıştı. Onun da başkan yardımcısı olacağına dair bir takım yine rivayetler dolaşıyor. Bunlar olabilir mi bilmiyoruz. Bunun dışında başka bakanlıklar için de mesela Petrol Bakanlığı için galiba yine bir kadın isim düşünülüyor. Toplamda şu ana kadar benim sayabildiğim bir 6-7 kadının ismi geçiyor. Tabii reform hareketinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi kadınların katılımını yani siyasi katılımını artırmak, kadınlara böyle bir alan açmak. Eğer bu reformcu cumhurbaşkanı kendi kabinesinden başlamak suretiyle böyle bir alan açabilirse kadınlara bu da çok büyük bir gelişme. Yani burada çok kilit önemli bakanlıklarda kadınları görebilirsek tabii ki ben İran açısından bunun önemli bir gelişme olacağını düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için, katıldığınız için de. Yine çok keyifli, çok bilgilendirici, dolu doluydu. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Yeni yayınlarda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.